Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir gün olsun. İyi bir salı günündeyiz, beraberiz. Allah bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Azınızı çok yapsın, çoğunuzu bereketlendirsin. Yedi kat yerin altından rızık ve iyilik kapıları açılsın. Yedi kat yerin altından bereket kapılarınız açılsın, bahtınız yollarınız açılsın. Allah kötülüklerden sizleri korusun. Eğer varsa bir kötülük, bir günah işleme gibi bir kötü durum, ondan da Rabbim tez günde böyle ne bileyim içinize bir ilham gelsin. Böyle affedemediklerinizi affedin inşallah. Güzel bir günlerden geçin ve ezilenin yanında olan sevgili koçtaşım, bu hafta kendini toparlayacaksın. Kendine şifa vereceksin. Herkese şifa verdin, bence yeterli. Artık kendine şifa vermenin zamanı gelmiştir. Şimdi bir esaret altında olabilirsin bu hafta. Nasıl bir baskı, bir dayatma altında olabilirsin? Ondan kurtuluşun olacak Allah'ın izniyle. 7, özür dilerim arkadaşlar. 7 dedim. 17 gün içinde, 17 gün içinde bir haber alacaksınız. Ne gibi bir haber? Yani böyle daha önce almak isteyip de alamadığınız bir haber, daha önce bir başarılı bir hikayeniz var, devamı gelmemiş, yarım kalmış bir hikaye, bunun tamamlanacağını görüyorum. Kendinize çekidüzen vereceğinizi, hayatınıza yön vereceğinizi, kalkınacağınızı görüyorum. Rabbim tez günde işlerinizi kolaylaştırsın inşallah. 9 Ocak, özür. 9 Ağustos 15 Ağustos arası sizleri neler bekliyor? Ocak diyecektim. 9 Ocak'ta benim çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum günü de o yüzden ona her zaman kutlama tebriği atarım. Özür dilerim. 9 Ağustos, 15 Ağustos neler bekliyor sizleri? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ehlil kitabe illa lehumu enna bihe kalble. Mevtihi ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehida. Sure-i Nisa suresi 159. ayet okudum arkadaşlar. Burada kitap ehli diye kastedilen Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve böyle Nasraniler ya da kitap ehli olanlar dedikleri Hristiyan kavimlerinden söz ediyor. Bakınız, Hristiyanlarla veya yabancılarla bir işiniz olabilir. Bunu hayırlısıyla çözüyorsun sevgili koçtaşım. Kendine çeki düzen verdiğini görüyorum. Sağlığına çeki düzen verdiğini görüyorum. Sağlığına özen gösterdiğin kesin. Şimdiye kadar hep başkalarının sağlıklarıyla uğraştın. Şimdi akılcı ve mantıklı davranacağını görüyorum. Bu hafta yer değiştirebilirsin. Bir yerden bir yere taşınabilirsin. Kendine bir çeki düzen verebilirsin, hastaneye gidebilirsin. Sağlığınla ilgili tüm sorunları çözeceğini, mantıklı davranacağını görüyorum. Ve olur olmaz her şeye üzülen sen, sevgili dostum, koçtaşım, artık bu hafta biraz oluruna bırakacaksın. Kendine daha dikkat ediyorsun ve baş bölgene dikkat et. Baş bölgende geçmeyen bir ağrının, sıkıntının sebebi de bunlar olabilir. Rabbim tez günde hepinize şifa versin inşallah. Bir denge sağlayacağını görüyorum. Ve de etrafında size dayatma yapan insanlara ya da sürekli olaraktan işte bende yoksulluk var, bende parasızlık var gibi olayları gündeme getiren insanlardan uzak durduğunu görüyorum hayırlısıyla. Onlardan uzak duracaksın, kendine çeki düzen vereceksin dediğim gibi. Yalnız bir soğuma var arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan mı soğudunuz, sevdiğiniz insandan mı soğudunuz? Şu anda iki kadın ve bir erkekle beraber bir konuşma yapılacağını görüyorum. Biraz minimal bir kalabalık var. Yani 3-5 kişi olabilir. Orada bir soğukluk giderilecek, bir yanlış anlaşılma var. O yanlış anlaşılmanın çözüm olacağını söyleyebilirim. Yüzünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Kaş, göz, her neyse. Arkadaşlar bir değişim size çok iyi gelecek. Yalnız ağız sorunlarına dikkat edin. Biraz işte dişlerle ilgili sorunlar olabilir. Boğazla ilgili sorun. Ağız, boğaz ve böyle nefes borusu tarzı yerlerde bir sıkıntı gözüküyor, bir tıkanma gözüküyor. Ve sen bir suçlamayla karşı karşıya kalabilirsin. Sözlerim yalan değil deyip kendini savunacaksın ve her türlü iyiliği hayatına çekeceksin. Şu anda kalbi yaralı bir erkeği ya da kalbi yaralı bir kadını
nasıl diyeyim, iyileştirmekle meşgulsun. Bu senin partnerin de olabilir, sosyal anlamda arkadaşın olabilir. Önünde bir rampa, önünde bir engel, önünde bir nasıl diyeyim, bariyer var. Bunu aşıyorsun. Bir bariyeri çok kolay aşıyorsun. Bu da geçmeyen zamanı hızlandırıyorsun ve de kendine nasıl diyeyim, bir armağan veriyorsun adeta. Hadi ben bunu çözerim, ben bu işi hallederim diyorsun. Şimdi arkadaşlar, bir karşında dil döken olacak. Ya sana borç almak istiyor, ya da işte ne bileyim, seni borca mı sokmak istiyor, kefil mi etmek istiyor, gel beraber iş mi yapalım demek istiyor. Bundan uzak dur sevgili koçtaşım. Ve eğlenceli bir toplantı olabilir. Ne zaman? Bu perşembe ya da pazar günü. Bu perşembe. Yani Jüpiter ya da Güneş'in eğlenceli bir açısını görüyorum. Bir eğlence olabilir ya da sevinçli bir haber alabilirsin perşembe ve pazar günü. Şimdi bir kurşun döktürmen çok iyi gelir sevgili dostum. Arkadaşın olabilir, yanında birisi olabilir. Bir kurşun döktürebilirsin hayırlısıyla. Kurşun döktürmek isteyenler de artık size bir müjde vereyim arkadaşlar. Tam da böyle bakımın ortasında İstanbul'a geliyorum. Artık İstanbul'dayım. Haberiniz olsun. Kadıköy'deyim. Bahariye Caddesi'ndeyim. Gelmek isteyenler olursa çarşambadan itibaren benimle iletişime geçebilir. Artık yüz yüze enerji çalışmaları, yüz yüze bakımlar başladı arkadaşlar. Zaten benim %90 İstanbul'dandır tüm müşterilerim. İstanbul'dayım. Müjdeler olsun. Orada bir iş yeriyle anlaştım bir arkadaşımla. Beraber çalışacağız Allah'ın izniyle. Gelmek isteyenler 0546 481 3506'yı arasınlar. Beraber yıldızımızı parlatacağız. Sizinle beraberim sevgili koçtaşlarım. Bu müjdeyi de veriyorum. Şimdi arkadaşlar, bir nasıl diyeyim, sırt ağrısı. Yani geçmişi bırakamama sorunu var. Geçmişi bir anda bırakacaksın. Bir anda acılarını yok sayacaksın. Seni yok sayan, seninle ilgili sıkıntılar yaratan birisini hayatından gönderdiğini görüyorum. Hayırlısıyla böyle her türlü kötülüğü hayatından sildiğini görüyorum. Ve de bir mahkemelik işin var. Bunu çözmek istiyorsun. O yüzden ya adil zikrini veriyorum sana. Tekrar sayısı 104'tür efendim sevgili koçtaşım. Sınırsız sonsuz adaleti olan anlamındadır. Bunu çektiğinde hem adil olmayı öğreneceksin hem de sıkıntılı süreçleri bitireceksin sevgili koçtaşım. Dediğim gibi artık İstanbul'dayım. Görüşebiliriz, konuşabiliriz ve de enerji çalışması yaparız. Tarot bakımlarım, kurşun dökmelerim. Hepsini yapacağım arkadaşlar. İstanbul beni beklesin, geliyorum. Salı sabahı oradayım. Çarşamba günü de işime başlıyorum Allah'ın izniyle. Zaten bütün çabam bir yerde kök salmaktı. İnşallah benim takipçi kitlemin %99'unu oluşturan İstanbul'a selam olsun. Bekle bizi İstanbul. Sizinle belki de turlar düzenleriz. Ayın 1-2 lisesine gideriz. Telli Baba'ya gideriz. Yani yaparız bir enerji merkezlerine ziyaretlerimizi yaparız. Ayasofya'ya gideriz. Nasip de olursa böyle düşünüyorum. Minimal yani İstanbul içi turlar düşünüyorum. Bakalım sevgili koçtaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.